önce hocaların listesi dağıtıyorum. Soner Arıca yazıyordu müzik hocasından. Dedik inanılmaz falan. Başka Soner Arıca. Başka Soner Arıca nasıl olabilir bir de yani? Hani ve o da müzisyen falan. Ama zaten Soner Arıca'nın müzik öğretmeni olabileceğini düşünmek de çok büyük bir naiflik yani. Evet. Anca lisede falan ortaokulda yaşanacak. Tatlı bir şey. Galatasaray Lisesi'nde. Nasıl masa? Cevdet'e çok, baksan ya. Yani, bize güzel masa ayarlamış ya. Kanalı büyüteceğiz dedi. Masayı büyüttü. Hille iki tane dikey masayı birleştirmiş evet, abi. Yemezler, ayağımızı şuraya sokamıyoruz. Bu tam şey masası değil mi? Kumar baskınında yakalanıp şöyle boş durma. Biz zaten bir şey yapmıyorduk ki öylesine. Flamingoları sevenler derneği. Lego oynuyordu. Evet. Bu arada kamerada anlaşılıyor mu bilmiyoruz ama bayağı bir mesafe var aramızda. Bir oyun falan oynanmamak gerekecek. Evet. Hastalık geçiremeyiz biz size ama biz birbirimize geçirebiliriz. Tabii. Eyvah en çok da hastalık Çabi'den geliyor ya. Irkçı bir şey ya? Değil. Hayır hayır. Ben Çabi'yle ne zaman dışarı çıksam hasta oluyorum. Adamın düğününde Covid olduk. Sonra bir kere çıktık hasta olduk. Çok kötü yani. Çabi bir hastalık mıdır peki? Gelip buraya vergimizi verdi. Bu arada çakalın çakallığının seviyesini gördünüz mü bu arada? Ne gibi? Gittikçe ustalaşmaya başladı. Kendini öyle bir soyutluyor ki. Her bölümün altında Çabi'nin üzerine niye bu kadar gidiyorsunuz? Evet, bu Çabi size ne etti? Abi bilmem yani sen çok tamam çakalsın. Ben açıklama yapayım o zaman. Biz aramızda çok sen böyle de açıklama yaptıkça daha da daha da kötü bir de zorluyorum sesi falan titriyor yani. Açıklama yapayım o zaman. Çok çakal ya. Bu tip insanlardan korkacaksın işte. Çok bir şey olur, bir olay çıkar. Bir bakarsın bu sıyrılmış. Böyledir bu insanlar. Ama biz zaten bir olay çıkıp sıyrılanların torunuyuz. Kalıtsal olarak, evrimsel olarak yani. Biz hani böyle bir şey var ya insanoğlunda sürekli. Ya kardeşim cesur olacaksın. Adam olacaksın bilmem. Onların torunu değiliz ki biz ya. Biz nerede yalaka, korkak, puşt. Abi, böyle cesur... şey gibi yani cesurları sonradan bana bir şey olmaz deyip destekleyenlerin tonu. Cesurların hepsi öldü. Ölüyor. Zorbalara ses çıkaranlar falan. Tabii, hani zorbalar da ölüyor ama hani bizim yavşaklığımızdan dolayı zorbayı yeniden üretmesi kolay. Doğru. Cesur üretmesi zor yani. Sen genel olarak tüm dünya insanlarından İnsanoğlundan bahsediyorsun. Çok yani doğru tespit değil mi abi? Evrim tabii olarak. Cesur, yani cesurlar ve bu savaşçılar. Ben sadece yani güzel bir soru sorarak. Sen sadece bizim... Öyle hayır abi yok. Öyle anlayabilirim. Koreliler de öyle. Öyle der mi? Koreliler zaten. Fade iyice. Ağaçların tepelerinde biri düşse de gülsün diye bakıyorduk 5 milyon yıl önce yani anladın mı? Biz oralardan gidiyoruz. Hemen böyle çok da havalanmamak gerekiyor. Ya şey hani falan... ecdat oluyor ya ecdat ecdat al. Ecdat bu. Düşününce... Yani 4 milyon yıl önce gittiğinde de ecdat oluyor. Şey falan çok, çok acı geliyor. Ya mesela atıyorum bir böğürtlen bir şey değil mi böyle zehirli. Onun o zehirli olduğu kanısına varana kadar birkaç zayiat verilmiş onu. Evet ya mesela onu yerde buluyor ama bu niye düştü falan bir turda uyuyor, uyuyor ne oluyor tabii, bunlara tabii. Onu oraya bir de o kadar yiyesin gelecek mantar renkleri ki o zehirli mantarlar. Tabii. Kırmızılar, mesela, maviler, yeşiller falan filan. Albenisi var. Var var. Tabii, tabii, ama yani insanlar değişik çünkü ya şu rengi göremezsin ya mesela kolay kolay doğada. Ben renk görüyorum ama mavi olduğunu anladığımda bayağı var doğada mavi. İnsanın da risklisi öyle. Onun da albenisi yüksek tabii zannediyorsun, evet, şey yapıyorsun. Onlar sempatik bela. Sen mesela gibi duran insanlar var değil mi? Renklerinden abi, dolayı. Evet. Özellikle bu saç boyama, maç boyama başladıktan sonra kesinlikle diyorsun yani bu var bir şey galiba. Ya karnım ağrır, ishal olabilirim falan bunu da çok gezersem diyeceğin. İnsanlar var galiba. İnsanlar bir besin zincirinin evet, bir parçası tabii, tabii yaparak. Sağlıklı olan hiçbir şey güzel durmuyor yani. Evet. Lezzetli dedi. Yemek olarak ben da insanlardan öyle bahsediyorsun sandım böyle. Çok ha, sağlıklı yok, yok insanlar güzel durmuyor abi. Ne öyle ya? Brad Pitt mi? Brad Pitt biraz falan yiyin ya evet falan diyor. Ama sağlıklının ağzına böyle sigara migara verdiğinde böyle bir düz sigara içenler de seviniyor ya böyle göbeğiyle. Oldu evet. Şeyle. Sen de zehirlendin. Abi o da içiyor ya falan yani bir tek oradan ortak şey giriyor. Ama zaten toplum dediğimiz, kültür dediğimiz birbirimizi aşağı çekme üzerine kurulu değil midir? Hop sen çok çıkma, sıyrılma motivasyonu vardır. Yani mesela buradan Çabi mesela alsa, yürüse, ününe ün katsa ben onu aşağı çekmeye çalışırım. Sen Çabi'ye ünlü beraber oturuyorduk hayırdır ünlü falan değil gibi niye davranıyorsun? Daha da en ünlü. Ha, daha da dedim. Tabii ki en ünlü. Tabii. Ama çok büyük bir avantajı var şimdi. Bana da daha açık konuşalım. Çok fazla şey diyor. Mesela sen Türk olarak doğsaydın Türkiye'de ne iş yapıyor olurdun? Ya şey var ya mimler. Çay taşıyoruz. Ya çay taşıyanlara laf attığım için değil bu arada da.
Hani o meme var bir tane böyle çayı dolduran bir meme falan filan, o mu olurdum? Ya da Kore'de yaşamaya devam etseydim Kore'de ne olurdum? Var mı içinde ukde kalmış bir şey? Hiçbir şey yok ya. Ya aslında şöyle abi, ben Türkiye'ye geldim de babam dedi ki ya burada Hyundai, Samsung'da falan çalışırsın lokal şirkette. Çok vizyonermiş lan babam. İnanılmaz. İşletme falan okumamı istiyordu. Ondan sonra ben de son sınavdan son dakika falan, son dakika değil işte son birkaç ayda sinema televizyona yöneldim. Öyle hayatım değişti aslında. Hiçbir sikim olmazdım yani. Bunu söyleyen biri olursa beni ara. Ben seni çok güzel savunurum. Şimdi sonuçta bir programda asıl ünün kazanıldı. Tabii, ya. Alienoğlu. O, evet, o programda da bir sürü yabancı vardı. Alienoğlu muydu? Aynen, Alienoğlu. Alienoğlu da güzel versiyonuyum. O programda da bir sürü yabancı vardı. Evet. Niye onların çoğunu görmüyoruz şu anda bu kadar? Onlarla niye oturmuyoruz bu deport masada? Deport edilmişler. Benle arkadaş değillerdi çünkü. Kim bilir ne yaptılar yani. O programdan kim var? Danilo. 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 Daha ne olsun be? Daha ne olacak? Danilo. Evet, yeni yıl. Bitti. 23 bitti hocam. Bitsin be artık. Gerçekten bitsin. Bu ben bu şeye inanmazdım. 23 bitsin artık. Hani ben ya çok kötü yıldı be. Aman kurtulalım şundan falan. Her sene diyorlardı çünkü. Ama gerçekten kötü bir yıldı. Yani kötüydü bu sefer ben de bu taraftayım. Gerçekten de kötüydü yani. Sonlara gerçekten doğru birazcık işte bir toparlandı bir şeyler. En azından ben de öyle de. Daha kötüydü. İyilerini gördün mü? Kesin yılların. Gördüm. Bir tane net böyle bir nokta atışı bir yıl söyle. Ekim mesela. 2016. Valla. Yurt dışına çıktığım darbe son sene. Darbe oldu ya. Ondan sonra bir şey oldu. Darbe olan yıl değil mi? Hayır ben. Ha? Yurt dışına çıktım diyorsun bir de. Miray. Ne yapacağız? Bu arada ya? Bir şey söyleyeceğim. Çok iyi yakaladım. Hiç aklıma gelmemişti. Yok arkadaşlar, herkes sakin Cimer'e, olsun ya. Herkes Allah yorumlara kahretsin. Yazsın. Cimer'e yazmasın. Cimer bir dinleyin. Önce bir dinleyin. Tabii, bir tabii. Dinleyin. 2016 bir, iyi miydi? Yazı güzeldi. İlk müzik festivaline gitmiştim. Yazı da deme ya ya Miray. Yok yok, hiç kurtaramayacağımız. 2017'de yani. Ya biz nereden bilelim seni 16'ım 17'de. En son yurt dışına çıkabildiğim senedir yani, ben ne diyebilirim, tatile evet, gidelim. Evet. Ondan sonra vize vermediler. Vize alamıyorum ben. Hmm. Ablam yurt dışına gitti, kuzenim yurt dışına gitti, diğer kuzenim sen yurt dışına istiyorsun. Gitti. Ben git, beni almıyorlar, bana kocan yok dedi Danimarka konsolosluğu. Senin kocan yok dedi. Hmm. Sen gençsin, bekarsın, buraya koca bulmaya davranmış gelirsin dedi ya. Allah Allah, çok resmen şey sanki. Resmen dedi, bayram teyzesin sen. Sen Danimarka ne Danimarkalı ya? Adam ya. Şey bir insan mısın yani, yurt dışında kendini bulan, böyle yenileyen, enerjiyle yok gelen yok, falan. Yok hiç öyle değil. Gezmeyi seviyorum sadece dümdüz. Yurt dışı bana çok iyi geldi. Öyle oldu. Güzel müzik dinledim yani. Konsere gittim, güzel müzik dinledim. Arada kafa resetlemeye yurt dışına gidenler oluyor ya. Yok yok, öyle bir şeyim zaten, öyle bir fırsat da olmadı. Öyle kafamı dinlemeye bir Paris'e gideyim falan. Öyle bir hayat yaşamadım abi. Kafanı dinleyeyim diye yurt dışına gitmek ya. Evet, enteresan. Çok evet. Abi kaos bir şey ki gezmeye gitmek, yurt dışına gitmek. Hop havalimanından bagaj çıkıyor mu bilmem ne, pasaport kontrol falan filan. İşte kafayı bu adam ye. Benden. Ben de hiç sevmem. Sevmiyorum. Gezmeyi hiç sevmem. Ama strestir, belirsizliktir. Ne yiyeceğiz, nerede kalacağız, aç kalacağız mı, üşüyeceğiz mi? Ben insanlığın ilk dürtülerini yurt dışına çıktığımda yaşıyorum. Yani gerçekten mağaradan çıkmış gibi hissediyorum. Ama böyle böyle gelişiyor tabii insan. Tabii tabii. Tabii. Yani 2000... Tabii. Tabii. Peki 2024'ten neler bekliyorsunuz? MacArthur cevapları olabilecek bir şey ya bu değil mi yani? Bir şey beklemeyi bıraktık. Yani ülke gündemi de biraz alakalı aynı zamanda da ya bence. Bununla ilgili yani ekonominin kötü olması falan filan. Ha, aklına şey, şu... Kötü mü ekonomi? Bilmem, ben Kore'den bahsediyorum. Ha. Kore'de inanılmaz iyi bu arada. Yo. Doğru peki söylüyorsun. Yani bizim gibi ülkelerde şu olsun bu olsun denmiyor da yeni yıl direktleri için. Şu olmasın, bu olmasın, aman o olmasın, aman bu olmasın. Aman genelde, başımıza bir evet iş gelmesin. Ben şunu burada şey yapmak istiyorum. Yeni yıl coşkuyla karşılanıyor ve... Belirli kesimlerde coşkuyla karşılanıyor. Evet. Eşya giydirme, ağaç aynen süsleme falan. Bir buncular var. Hı-hı. Bir de bu yapılır mı diyenler var. Evet. Ya ben ağaç süslemeye karşı değilim. Ama mesela benim kız arkadaşımın anneannesinin yürüteçine patik örülmüş. Buna karşıyım abi. Yani onu da süslemeyi ver ya. Bunu fotoğrafını koyarız yani. Bana öyle bir şey geldi ordudan. Bir görsel geldi. Ben de ağaç süsleyenlere tepkili olanlar gibi tepki gösterdim. Bu ne kardeşim ya?
Bu ülkede buna da bu yapacaksınız demeye başladım yani gerçekten. Benim de içimden bir fundamentalist çıktı. Bu obje giydirme konusunda ben çok muzdaribim. Çünkü biz hep yeni yıla eşim muhteşem hazırlanıyor. Evi o kadar güzel giydiriyor ki ama bizi yeni yıla hazırlamıyor. Yani önemli olan bence bizim kafasal olarak bu yeni yıla hazır mıyız? Buradan neler gibi derken ama ev müthiş hazır. Ve şunu da buradan altını çizmek istiyorum. Sizce mesela yılbaşı ağacı evde nerede olur? Salonda. Salonun köşesi. Mantıklı. Evet, görebileceğim bir yerde olması lazım. Yani çıkıp atıyorum tuvalete kapatalım burada dursun. Bu da kendini böyle hayvan gibi hani çişini yapar şeyini yapar gibi diyemeyeceğim bir şey için. Görülecek yerde olması lazım. Evet peki mesela oraya koyduk. Bir tane daha koyasımız geldi. O nereye yatak sizce? Odası odası olabilir. Yatak odası. Yatak odası. Biz de tuvalette var abi senin dediğin Allah gibi. Allah Allah. Ben şimdi bunu Ece ile çok tartıştım. Dedim ki bu burayı güzelleştirmeye çalışıyorsun. Ben alınıyorum. Yani, yani çünkü burayı bir iki kişi kullanıyoruz. Yani tabii. Burayı güzelleştirme sebebim ben olabilirim. Oraya ben geldiğim için dengeleyici bir faktör olarak oraya bir acaba şey çok mu çirkin tuvalet? Hani beni tuvalette anladın mı? Yani orayı güzelleştirmek ama ihtiyacı nereden geliyor? Böyle parlar ayna da var ya. Onu olabilir. Diyecektim. Güzel de oldu abi. Güzel olur bayağı sanki. Ben böyle hani keyifle oturuyorum orada şu an. Hani orayı da güzelleştirmeyi benim hiç aklıma peki, gelmemişti. O ışığı ne durumda açıyorsun? Full mu açık yoksa? Full açık. Full orada açık. Prize bağlı. Benim tıraş makinemin devamlı şarjı bitiyor. Çünkü yılbaşı ışığının şarjı takılı oluyor falan. Ama güzel oluyor böyle. Festif bir hava. Yani o da bir kutlama sonuçta. Tabii. Ben... Orada da bir kutlama eylemi söz konusu. Bu arada hani... Ama bu... ben şeyi düşünüyorum şimdi. Mesela kaka yapıyorsun. Evet. O orada yanıp sönüyor sürekli. Bir şey olmaz mısın ya? Yani nereden nereye diye düşünmez misin yani şey? Şarkısı da var ya geldi Türkiye diye. Nereden nereye, nereden nereye. Ya sen kendin olarak, boğaç olarak lan nereden nereye geldin ya? Derim. Dersin büyük bir ihtimalle değil mi? Belki o, vay be şu sıçtığım evet. Ortama bak diyorum evet, yani. Evet. Ama bu şeyi çok iyi anlıyorum. Sen dedin ya ben de o insanlara dönüşüyorum. Kutlamayın kardeşim şunu evet. Diye. Büyük ihtimalle bizi bir örnek yaparlar. Yani gelseler ve tuvalette olduğunu görseler çok sinirlenirler diye tahmin ediyorum. Çünkü ben de biraz empati kurabiliyorum. Ya bu kadar da değil ya. Bu kadar da burada değil. Da, burada da kutlamayalım diyorum. İnsan sıçtığı yerden belli olur boğaçım yani. 6-7 yaşında. 6-7 yaşında bir tane kız şey demiş. Bir akrabası diyor ki ama Müslümanlıkta yok yılbaşı ağacı olmaz falan. Öf tamam en Müslüman sensin demiş kız ama o kadar haklı bir şekilde. Ya orada bir tabii kafa karışıklığı var. Her sene konuşuluyor ama evet. Noel ile abi, yeni yıl bununla alakalı bir yabancı olarak bir açıklama getirebilir miyim? Ne olur getir halkına. Çünkü buyur. 2023 oldu ve her sene bu tweet'i atıyorum ve her sene linç yiyorum hayretten de. Arkadaşlar Noel ile yılbaşı farklı bir şey. Christmas Eve'de 24, Christmas'ta 25 Aralık. Bu tabii ki bazı işte şeye göre Sünni Şii gibi Hristiyanlarda da var ya. O yüzden ona göre değişiyor ama 25 Aralık'ta Noel. Ve Kore'de hani dinle çok alakalı olmayan bir ülke olmasına rağmen hani Budizm ve Hristiyanlıklarının holiday'lerini kutluyoruz abi. O yüzden Kore'de Noel havası diye hep oluyor. Yani Seul'e gittiğinizde her yer ışıl ışıl falan filan. Böyle bir kültürlerimiz hep oldu. O yüzden ben bunu hep anlatıyorum işte. Bravo. Herkes hani istediğin ağaca şunu asal, bunu asar. Ya da işte ne bileyim Ramazan'da şunu, Şeker Bayramı'nda şunu kutlar bilmem ne falan filan. Bunlar çok normal bir şey ya. Evet. Ki Türkiye'de Noel kutlanmıyor aslında. Türkiye'de yılbaşı kutlanıyor evet. Ve Noel ağacıyla kutlandığı için ki kültür olarak birbirine benzeyen bir şey ya, olduğundan dolayı insanlar ağacıyla kutluyor. Orada bir kafa karışıklığı oluyor. Yani o kutlama normalde o gün için yapılıyor intibası var ya. Tabii. Hani yeni yıl için değil de Noel ya için bu yapılıyor. Çok şimdi ağaç süsleniyor, ok çıkar. Bunlar Batı özentisi. Batı ne? Bizim dinimizden olmayan ve bize sürekli kötülük yapan evet. Bir güru. Bunlar yüzünden bizim iktidarımız, bilmem düzenimiz bozuluyor, fakiriz. Öteki tarafta da işte atıyorum belirli bir gruba, belirli bir ırka yönelik bir şey var. Bunlar geldi, Türkiye bozuldu. Çünkü bunlar doğulu. Doğu eşittir, geri kalmışlıktır. Biz bunlar yüzünden düzenimiz bozuldu, fakiriz. Ortak şey ne çıkıyor burada? Fakiriz. Yani biz çok sinirliyiz çünkü az gelirliyiz yani ülke olarak ve onun için şey arıyoruz sürekli. Aslında cool. Evet, heterojen olduğuna inanmış, inanılmaz homojen bir toplum aslında. Abi evet. Öfkeliyiz. Öfkenin nedenleri belli, gidiş yollarını değiştiriyoruz sadece ama o temel şeyde bir ortaklaşsak ya kardeşim bunun ağaçla, onunla, bununla, o ülkeye destek vermekle bununla alakası yok abi, para yok. Yani bunu itiraf edelim yani biz bayağı fakirleştik. 2024'te herkese para diliyorum diye. Evet.
Böyle bitirilir mi peki? Yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen Çabı'yı başkan yapacağız dediğinde ben şaka sanmıştım. Yapacağız abi. Bu gazla yaparsın tabii sen. Ki konuşmayı Çabı'nın ya, yaptığını hayal etsene. Metnini sen yazacaksın. Bana prompter aç abi. Çünkü böyle fakiriz şöyle. Çabı'nın seçilmesi için böyle konuşmasına gerek yok ya. Şey, dursa yeterli. Elin oğlunu anlatsa yeter şeyde yani şöyle. Güzel bir net bir şekilde. Türkiye'ye geldikten sonra şuna şaşırıyorum. İstanbul mesela hani Hristiyanlıklar içinde de çok önemli şehirlerden biri. Benim işte Michele diye bir arkadaşım var ya İtalyan. Abi çocuk Levante. Romalı. Çocuğa yabancı diyoruz biz. Ama çocuk 1000 senedir burada ya. Tabii. Ya, yani sen yabancısın abi. Sen Ardahan'dan gelmedin mi buraya? Ha sen deyince ben pardon. Şey öylesine sen bayağı bayağı boğaç özelinde bakıyordum şöyle %100 yabancıyım ben tabii doğru yani söylüyorum. O yüzden bu işte yok daha hakkını abi. Alırım o Mikele'nin söyle onu sen diye ben o yüzden hani bu ilbaşı ağacıymış falan 2023 olduk inşallah 2028'de harbi bunları konuşuyor olmayız diyeceğim. Olacağız. Belki şeye kadar gider yani bilmiyorum. Alacağız. Hamburger yemek. Gördünüz. Yaran hamburger yemek falan filanına dönebilir de gibi de düşünüyorum. Evet. Bilmiyorum. 2028 değil şu anda da hamburger yemeyin diyorlar. Lan hamburger bizim kültürümüz yok. Hamburgerin içinde am kelimesi var falan böyle bir şey yenir mi falan. Bulunur bir şey yani anladın mı? İlk defa bu sene gördüm. Bir yemek uygulaması 2023 özeti yapmış. Ha evet. Gördünüz mü? Allah Allah görmedim. Çok bakmaya elim gitmedi. Ben ne gördüm. Yediğimi bilmek istemiyorum yani. O yaşandı bitti saygısızca. Bana sen bütün yıl bunları yedin diye önüme sunma. Bu kadar yemeğe para harcadın diye önüme sunma ya yani. Ya onu bir şey gibi insanlar böyle bir yekün görmeyi seviyor galiba. Hani evet, şey gibi fişini çıkarıyor sana yemek işte. Fiş istiyorsun. Evet. Fiş alabilir miyim diyorsun ya işte. Z raporu mu yapıyoruz? Gerçekten bunu, kapanış mı yapıyoruz işte yani? Yediğin, dinlediğin. Bunu bir de devlet kurumlarının yaptığını düşünsene belediye. Mesela İSKİ sana sıçtığını geri getiriyor. Bu kadar işedim, bu kadar kaka. Bu sene bu kadar rap. Böyle, İSKİ rap çok iyi. İSKİ rap çok güzel olabilir. Çok iyiymiş. Bence müthişmiş. Ne kadar, hangi saatlerde elektrik harcadın? Evet abi. Bizim mesela tuvalette inanılmaz elektrik harcadık yani. Yani şeyde. Siz ağaç çekmişsiniz yani tuvalette. Yani, böyle de. Gerçekten. Yani onu mesela rap yapsa anlar. Şey olsa çok iyi olmaz mı ya? Bu yıl ne kadar vergi ödedim? Yani mesela alkol içtim. Sallıyorum yemek yedim, kıyafet aldım. Orada hepsi KDV var ya. Acaba ne kadar vergi vermişizdir? Valla ben son bir aydır vergi dairelerinde o kadar vakit geçirdim ki. Çünkü işte hani Eskişehir'e taşınmam nedeniyle şirket vergi mi? Dairesi değişti bilmem ne oldu. Şöyle bir şey oldu. Abi ben şunu gördüm. Kadınlar regl oluyor ya. Ve regl öyle öncesi... Kadınlar regl oluyor sen bilmiyor musun? Abi daha kendi şeyini bilmiyor ya falan. PMS böyle hani regüle oluyor aslında gibi. Doğru. Yani regülasyondan geliyor olabilir. Bir regülatör gibi. Yani vergi de sürekli bir regülasyon... Sürekli şey dilimler değişiyor, vergi regülasyonu değiştiğinde abi aynen kadınlar gibi devlet daireleri de sinirli. Regl oldu, regülasyon geldi. Abi vergi dairesine gidiyorum. Sen daha kendi şeyini mi bilmiyorsun? Bilmem aynı kız arkadaşımın zamanı gibi davrandı devlet bana. Devlet ana dedikleri için mi öyle oluyor onu da bilmiyorum. Kız arkadaşın sinirliyken regl misin diye soruyor musun? Hayır. Aferin. Öncesinde soruyorum. Yani. Öğrenmiş. Ne zaman sinirlenirsin diye soruyorum yani. Yani ne zaman çevirip bana, başka bir... Ne zaman evden gitmem gerekiyor gibi şeyleri. Yani devletle dans gibi olmaya başladı. Evet. Sinirli bir kadını dansa kaldırmaya çalışıyor. Ama ben şöyle şey yapacaktım. Çok iyi. Git ertesi gün gel bilmem ne falan. Niye bu kadar sinirliler abi? Bilmiyorum. Hani bir de restoran gibi değil ki. Buranın servis kötü değiştireceğim de diyemiyorsun. Değil hani. Devletin. Ülkeyi değiştireceğim. Senin bana bir de hizmet etmen gerekiyor. Benim oraya aslında hizmet almam gerekiyor. Benim ödediğim vergiler tabii, lazım. Tabii tabii. Sen mahcup ya ne olur. Tabii. Ayıp olmayacaksın. Müsaitseniz falan diye böyle bir şey mi olur ben ya? Bir de... Çünkü işinin devamı hizmet kalitesine bağlı değil. Ya ben direkt öyle bir hizmet de istemiyorum ki. Değil, normal bir saygı sana... istiyorum hani karşındaki. Evet, ya ben bayıldığım için senin karşısında oturmuyorum. Google yani. Yorumu da yapamıyorsun. Eskişehir Vergi Dairesi 2 çok asık suratlılardı falan filan. Hani şey geldi elleri pisti falan diyemiyorsun çalışan memurun. Böyle bir şey bir ihtiyaç var. Bence de. Bence bu arada. Rate my devlet. Herkes sizin evet. Göreceği şekilde gerçekten bunun yapılması yani lazım. Devlet kurumu rate sistemi app'i kesinlikle getirilmeye katılıyorum evet. Buna. Çünkü ya, mesela bazı trikler abi. Var. Ben de askerlik için gitmem gerekiyordu. İnternette şey falan yazıyor. Şu şube daha iyi. Hmm. Böyle şeyler var. Orada işinizi çözüyorlar. Hmm. Ya bu zaten var aslında. Var evet, var. Kulaktan kulağa. Evet tabii. Bunu daha kullanışlı hale getirmekten bahsediyor. Belki o zaman şey olacak. Atıyorum Yozgat Şehir Hastanesi çok iyi diye
belirli bir güruh Yozgat'a göç edecek. Yani şeyi de sağlayabilirsin doğru. Yani. Kesinlikle olabilir. Kamu kurumu Erasmus'u gibi bir şey olacak yani. Millet oranın şeyi olası. Defter darlığı çok iyi falan diyorlar diye. Ardahan'a gitti mesela 5 kişi. Evet. Maaşa hizmet... zam ver mesela 5 yıldız aldı ya abi. Orada evet. O çalışan insana benim vergim daha çok gitsin. Hani oraya daha çok maaş bonus verilsin. Sen özelleştirdin. Sen bak bir anda işin şekli nasıl değişti görüyor musun güzel, Cebi? Güzel konulardan bahsediyorsun. Güzel güzel. Güzel. Boşuna seni başkan yapacağız demedik. Peki güzel. Mesela şey kamu kurumlarında ya da böyle şeylerde tabelalardaki yazıları okurken hani bunu kim yazmıştır ve sesi nasıldır diye düşünüyor musunuz mesela? Mesela? Ya işte fotokopi üst kat yazıyor mesela. Onu büyük bir tane üst kat çok ilgilenemem senle gibi, biri gibi benim kulağımda tınlıyor yani. Ya da böyle işte seslendirme oluyor sanki evet. Ya evet. Sola dön diyor ya biri. Bir yerde görüyorsun böyle yani şey evet. Değil. Devlet değil. Bir şey değil. İnisiyatif kullanmış. Kamu şey değil yani. Atıyorum yazdık bir yerde sola dön diyor. Yani. O böyle şey gibi geliyor. Sola dön! Yani şey gibi uyuma. Bir şey yapma. Yani beni bir şeyde sinirlendirme. Sola dönmezsen çok kötü şeyler olacak gibi geliyor. Şeyler duyurular da sonradan güncelleme geldi ama bir ara ilk yaptığımızda bizim özelliğimizi gösteriyordu şey. Işıklar, trafik ışıkları konuşmaya başladığı ilk günleri hatırlıyor musunuz? Hmm. Şimdi karşıya geçebilirsiniz. Evet. Yeşil yanıyor. Şimdi karşıya geçebilirsiniz. Şimdi karşı... 7. Yani kendisine de saygısı yok. Yok. Kendi sözünü kesen. Anladın mı? Bir şey getirmişler. Karşıya geçebilirim o zaman derken seni paniğe sürüyor. Yani devlet dediğin benim paniğimi benden alması gerekirken trafik ışığına bile panik yüklemesi yapmışlar. Abi şimdi işte, düzelttiler ama. Sosyal devlet kavramı var ya işte. Panik devlet. Gibi. Bizim asosyal devlet galiba biraz. Bu hani bir anda kendi sözümü kesiyor. İşte şey evet. Sinirli. İşte ya durak, şey... durak okurken bile aslında bazı duraklarda o ses bile biliyor. Nasıl kötü bir durak kimsenin mı orası bize... iyi bir durak mı orası. Yani ne bileyim mesela. Beyazıt. Ama Kabataş. Daha ya bir sahil. Şeyde Sabiha Gökçen Kadıköy metro hattında çok acayip duraklar var ya. Ayrılık Çeşmesi ne evet ya? Ya. Şerbeti gibi dizi mi? Direkt dizinin içine mi gireceğiz? Duygulanıyorsun. Ne olacak falan. Özcan Deniz mi karşılayacak beni Ayrılık Çeşmesi'nde Nurgül Yeşilçay'la birlikte? Ben bu arada geçen onunla ilgili hatta şöyle size de göstereyim. Ekranı da gelir diye düşünüyorum. Tekrar o tasarımı bir değerlendirmek ve odama asmak istedim. Of neyi? Çok güldüm Twitter'da. Abi Marmaray tasarımı Marmara ilk yapıldığında böyle normal grafik halindeydi. Sonra biz bunu çok sık güncelliyoruz diye dijitale çevirmeye karar verdiler ve normal stabil hali daha iyiydi. Yani şöyle bir tasarım öyle bir zihinden çıkmış ki bu şimdi ilk fikirlerin dizaynı diyorum ben buna. Bir problem var ortada. Bu problemin ilk akla gelen çözümüne gitme. Mesela bu ekran küçük. Bu ekrana bütün durakları sığdıramıyoruz. Ne yapalım? Şöyle yılan yapalım. Şimdi yılandan bir yere varıyor hani brainstorming değil mi? Yani o bir şey sonucunda doğru tabii. Fikre ulaşılması gerekiyor. Tabii, tabii. Puntolarla oynanacak belki. Bir şey yapılacak. Ya da o ekran kayacak belki. Ya bu ilk. Direkt yani, kafları evet, koymuşlar. Evet. Working title aslında bu. Bu şu yani biz açız. Şurada bir hayvan var. Şuna ok atsak mı seviyesinde bir. Yani evrim, düşünsel evrimin ilk aşaması bu yani. Bu nedir ya? Ya bu gerçekten. Böyle saçma. Bir ara ok. Onu düzeltmişler. Bir ara okun yönü değişmiyordu ya. Evet. Geriye gidiyorduk zamanda. Yani. Sirkeci'den Üsküdar'a gidiyorsun ok Sirkeci'yi gösteriyor. Böyle gidilir mi? Allah Christopher Allah. Nolan yapmış evet bir şey yani. Delirsin. Ya bir de dünyanın en basit şeyi ya. Ok çizmişsin oraya. Ok bir yere doğru gidiyor. Bunu çevirmek çok mu zor yani? İnanılmaz. Bu hala böyle. Ya şu Söğütlü Çeşme'nin yalnızlığı nedir abi? Bak herkes bir arada. Gerçekten. Herkes bir arada. Şurada bir Ayrılık Çeşmesi ufak bir fener yoluna bir. Baskı kuruyor ama şu nedir ya? Börek gibi yapmışlar yani. Hani sabah falan mı yapıldı acaba bilmiyorum. Bir şey ilham olmuş olması lazım yani ona şey olarak. İnsanlar buradaki şeyi anlayamıyorlar. Ne var ya falan. Hani. Ne olacak? Çok sızlanıyorsunuz. Çok şey ulan her şey doğru da bilmem değil mi? Abi tabii doğru. Ki şimdi sızlanılacak konu bu değil şu anda.
Ama bırak buna da sızlanalım. Abi, tabii hani, ki. Ona niye izin veriyorsun? Birilerinin de bunlara sızlanması gerekiyor zaten. Ajda Pekkan şey sanıyormuş ya onu böyle Marmara'yı çok merak ediyorum falan diyor insanlar. Ha, bu herhalde denizi görecek. Tünce de öyle sanıyordu. İlk başta öyle ama reklamı yapıldı birkaç görselde o yüzden öyle sanıldı. Abi tamam da sonuçta suyun içinden gitmiyor bu yani. Bunu sen reklamada nasıl yapabilirsin? Oğlum, suyun içinden görsen gitmiyor. Çok ne kötü ki sanki? Ceset vardır, ayakkabı, i̇şte lastik. Evet. Bir şey değil ki o Bakırköy'deki akvaryum gibi bir şey görmüyor. Zifiri karanlık yani. Leş bir şey yani. Göreceksin. Yosunlar falan tutacak böyle iğrenç yani iğrenç. Olacak işte. Bir de abi okyanus değil tabii orası da. Okyanus ve buna bağlı sistemler çok korkutucu şeyler yani. İnanılmaz abi sen ne yapıyorsun ya? Bizden bilmeden bir hayat var orada. Tabii. Bir şeyler oluyor çok falan. Yaşanıyor. Biri ölüyor falan. Biri bir de yiyor. Bizim haberimiz yok. Çok güzel göremeyiz ya. De istesek yani. Hani seni çok aşağıda. Ya, İlkokula yazdıralım mı seni 2024'te? Yine bir özel okula belki alırlar ya bu aç başlar. Abi adam yani. Deniz altını biri birini evet. yiyor diye anlattı. Bu kadar ama yani. Ama daha öyle yani belgesellerde görüyorsun. Yani, ben belgesel izliyorum ya. Ya bu da bir şey yemiyordur herhalde diyorsun. Ufacık bir şey. O da gidiyor o da bir şey yiyor ya gerçekten. Abi her yemesin şey abi. Ya. Tabii yesin de. Bu kadar vahşi olmasın. Gözümün önünde yesin. Ben görmezsem. Hayır abi yemesin. Şimdi avcı dediğin şeyin bir korkutucu bir vibe'ının olması tabii. lazım. Çok ama tatlı olup balık olup. Evet abi böyle tatlı tatlı falan gözler böyle şey. Kıtır kıtır. Yemeği yani. Yani. Sen de benim tatlı benim bir adamsın ama tabii. dedin az önce kuzu kokoreç var diye. Sen de yiyorsun işte. Abi o konuda çok şey yaşıyorum ya. Çünkü çok kuzu fazla. Kuzu da tatlı mesela şimdi. Mesela. Ne yapacağız? Sen nasıl yiyorsun? Tam oraya getirecektim. Tatlı kedi videolarıyla falan bizi kandırıyor ya uygulamalar. Sonra 1,5 saat orada böyle onları izliyor. Tabii kedi köpek izliyor. Abi o vegan lobisinin bir oyunu. Öyle başlıyorlar. Sonra bütün hayvanların tatlı olduğunu. Bütün... Boğaçı kesin yazdırıyoruz ilkokula. Evet yani. Abi bu konseptler bak bana yeni. Başka? Toplu taşıma diye bir şey varmış. Evet ya. Abi. Abi inanılmaz. Sen şey mi diyorsun yani? Çok tatlılar beyin ya. Beyin yıkama mı diyorsun? Sürekli o reelslere maruz kalma falan. Ya buradan bütün dünya vejetaryen olacak peki bence o zaman ileride. Çünkü bu tatlılığı ben çocukken görsem, devamlı maruz kalsam yemeği bırakabilirdim. Çok tatlılar abi. Gerçekten. Bakıyorlar evde falan yani ve biz onu yiyoruz. Ama ben çok geç artık. Ben bu dünyanın bir şeyiyim, üyesiyim. Ve yiyeceğim onu yani. Bu dünyanın bir üyesiyim. Çok iyiymiş. Peki tamam bunlarla bizi veganlığa hazırlıyorlar diyelim. Evet, peki şeyle neye hazırlıyorlar? Bütün sevimli karakterlerin götü var Instagram'da. Hep böyle bir göt. Angry Frog var mesela. Götüyle meşhur. Baya öfkeli kurbağa. Ama götü niye bu kadar güzel abi? Hep böyle yuvarlak götler. E zaten Instagram göt dolu. Evet. Ya biz neye hazırlanıyoruz peki? Herkesin müthiş götleri mi olacak yani? Bir 100 yıla kadar falan. Abi yani. Göt öyle ama. Yani bence bu şey. Göt evet. çağına mı girdik yani? Hani göt şey, yılı. Göt yılı. Göt yılı. 24'ün göt yılı ilan edildi. Aynen. Abi bu olduk. Ajanslar şeyler hazırlıyor ya işte ne tutuyor, içerik, TikTok'a nasıl reklam vermeliyiz falan. Bu oradan kaynaklanıyor. En çok göt tutuyor. Abi tavşan gibi bir şey var. Partneriyle birlikte bir anda şöyle götüyle dansa başlıyor. Çok güzel. Sonra o geliyor onu ısırıyor. Kaydırıyorum. Kurbağanın götü, onun götü, bunun götü. Gerçekten şey... Göt merağı var ama bu sorun olacak sokağa çıkıyoruz ondan sonra. Evet. Ben bakıyorum kediye köpeğe. Ulan bunların da mı böyle yoksa falan filan de gibi. Herkesin maksimum göt sınırı var. Görebileceği. Tabii canım. Ne kadar ya. Bir günde sonra kaç kafa karışır. Yani tatlı evet. olmayan götleri tatlı görmeye başlayabilirsin. Her şeyde göt arayabilirsin. Yani arayayım ki bir sürü var. De... Dışarı çıktığımızda da görüyoruz var, bir sürü var. Göt var. Ben böyle sokağa çıkıyorum dedi. Böyle yaptım da boğaçım yanlış olmasın. Yok sorun sonra değil ben alıştım. Sonra sen bozuluyorsun falan millet... ama öyle beni gösterdi beni gösterdi. Yok millet bir örnek vereceği zaman burada hep beni gösteriyor. Ben buna alıştık. Ya ben, bu... ben şeyde vejeteryan olmayı bir ara düşünmüştüm abi. Köpek sahiplendik işte. Teo'muz var. Ben ilk Instagram'da paylaştım böyle işte ilk gün köpeğimiz geldi falan filan diye. Abi millet işte afiyet olsun. İşte Kore'de köpek yiyorsunuz ya falan şakalar olunca ulan direkt acaba vegan mı olsam, vejeteryan mı olsam demiştiğim var. Abi ben direkt işte o videolardan dolayı çok yazanları. Evet. Ve o yorumlar ve o videolar insanı suçlu hissettiriyor beslenirken. Ben şu anda çok suçlu hissediyorum kokoreç yediğimde. Çünkü görüyorum o tatlılıkları yani. Ama bir yandan kuzu. Da evet, bir yandan da şu an çıkışta bile giderim ya. Öyle de bir şey var. Çünkü bazı günahlar hakikaten güzel yani işlemesi. Eti yemeyi bırakmamız mı lazım?
sizce? Vallahi. Yani bir yerden sonra daha doğrusu öyle mi evrimleşir insanlık? Evet. Ama zaten yemiyorduk. Sonra yenmesi gerektiğine karar verilmiş. Yani ya başa dönüyor gibi. Kök yiyorduk bilmem ne yani işte havuç, işte bulduğun yaban mersini, fındık bilmem ne. Sonra keskin bir şeyler yapmaya başladılar. Onunla yani, biz bunu öldürebiliriz, yiyebiliriz şöyle demek. Şöyle bir kıp yaptı birbirinin götüne işte. Bak, şey gibi yani. Her şey götten başladı. Ne güzel ya dedi. Abi bir de yani başta avlanma... O dürtü yokken dediğiniz gibi ne buluyorsun onu otur. Evet, bir bakıyorsun ölüyorsun canım. Mesela beraber gidiyoruz biz mağaradan çıktık. Bu neymiş diye bir şey yiyorsun sen yoksun artık. Doğru. Yani. Arkadaşın açlıktan ölüyor yanında. Ha. Üç gündür salak gibi gezmişsiniz yani. Yani biri de dememiş abi oturalım bir şeyler yiyelim mi diye yani. Şu an Eskişehir'den bahsediyorsun. Şehirden... Çünkü ben orada aç gezdim bir Eskişehir'e gittik. İnanılmaz. Abi böyle bir şey olamaz ya. Ya her şey açık. Nasıl olsa yerim diye yemedin değil mi? Abi evet yani gidene kadar kesin vardır başka yer diye vardım otele mesela. Şimdi İstanbul'da benim açık bir yer buldum mu? Aha açık mı? Gibi bir tribim oluyor geceleri. Her böyle bir hizmet sektörü Eskişehir'in inanılmaz. Bilmiyorum ama, tekrar konuşulmak ister misin lokal Eskişehir haberlerinde ama. Bana yetti. Yeterli. Yeterli. Evet ya. Çok... İnanılmaz bir şehir ya. Ben çok keyif aldım yani o açıdan. Hizmet var yani. Var var. Bitmiyor. Var. Ve Hong Kong'a gitmiştim. Heyetle gittik yani Türkiye'den. Heyet. Uluslararası ilişkiler. Dış işler misin? Ne heyeti? Bir ihale işimiz vardı. Post 42 falan. Yani böyle şey Türkiye'den hani böyle turistik gibi olan bir yerle gittik. Dolayısıyla onların rehberliğinde abi bizi devamlı Uygur restoranlarına götürdüler yiyemeyiz diye. Abi dedim ki yeter ya. Yani Çin'e geldik. Benim bir kötü bir anım olsun yani. Hani malzeme vermiyorsunuz. Devamlı kebap yiyoruz falan. Olur dediler. Abi götürdüler bir yere. Gerçekten yiyecek bir şey bulamadım başta. Sonra böyle yakın birkaç deniz ürünü bir şeyler falan filan derken tam dedim. Bunun tipi güzel gözüküyor. Bunu istiyorum. Geyik etiymiş. Hiç de Çin'le alakalı bir şey değil. Yani bayağı aslında dağa çıksam yiyebileceğim bir şey. Ben Çin'de yedim. Bursa'da vardı. Güzeldi yani yenirmiş. Yani o yüzden biraz daha sert, sert diyorlar. Evet sertti ama güzeldi. Kendinden baharatlı gibi. Biraz koku var gibi ama ya. Kokuyu işte bastırıyorlar. Ne koydularsa artık içine. Onu bastırmak baharatla, için biraz fare attık diye böyle şey gelse. Gayet okeyim ben. Fareler de çok tatlı. Yiyoruz ama fareyi yiyormuş. Delirmiş. Öyle bir şey yiyoruz ama. Ben bir daha çıkmayacağım galiba. Hiçbir bölüme bugün. Yurt dışına mı? Yok yok. Herhangi bir içeriye. Niye abi ya? Yok yok. Yani. Emekli mi oluyor? Yok, yok, mu bırakıyor mu? Bırakıyor mu? Son bölüm İkinci bölüm az konuşmayı düşünüyorum. Bir de ben bayağı hiçbir konsepti bilmediğim ortaya çıktı. Gerçekten okula tekrar yazılmam gerekiyor. Çok basit şeylerden etkilendiğim. Sana biz çok güzel bir okul bulacağız Boğaç'ım. Gerçekten. Kolej olabilir mi? Gidersin ya. Koleje yollarız. Özel çocuk statüsünden girersin işte şey. Nasıl bir özel ama? Yetenekli anlamında mı? Öyle demek istemedi bence. Büyük ihtimalle. Yetenekleri de var. Var. Özel çocuk. Hadi. Ben. Hadi. Evet. Şöyle konumuza uygun bir tasarım yaptım. Çok güzel. Geyik mi? Bu finans merkezinin karşısında böyle Sauron'un gözü gibi olan bir bina var. Var. Onun şey mi bu? Gerçekten de Ataşehir'de. Görmedim evet, evet. Onu ben ya. O inanılmaz bir bina. Ben bunu bir hayvan olarak düşündüm ama şöyle bakarsın. Baraklı bir bina. Değil mi? Olur gidelim. Yenir mi? Peki yenir bu arada. Aslında yapılır da çok basit bir şey. Bir tanesi... Oğlum o zaten fatura olarak geliyor. Bedaş rap dediğin zaten. Aylık hem de. Aylık rap. Bayağı şeyleriyle gidiyor. Yıllık gelmiyor diye bende rap gelmiyor. Ha sen de yıllık, evet aslında yıllık görsen şeyi de anlarsın. Vergi geliyor mesela. Değişimleri anlarsın. Oo, burada bayağı bir şey olmuş falan vergi gibi.